Bunu siz istediniz lan. Yiyeceğim ulan önünüze çuvalla parayı. Yeneceğim ulan hepinizi. Seni yeneceğim Trabzon. Bir gün kırmızı halı serip çağıracaksınız ama o zaman da ben gelmeyeceğim. Aciz insanlarla tanıştım. Oysa onlar akraba, yani bize tanıştı. Arkamda konuşmaktan başka işi olmayan bir cemiyet vardı orada. Bense bayağı sıkıldım. Çünkü yanlış yapmadım, öyle birisi değildim. Saygı duyup büyük dedim, boynu eğdim. Bizse gariptik, fazla bir şey yoktu bizde. Haram bir şey yemezdik, yedirirler diye. Kaçmak istemiştim uzaklarda oturmak. Ailemle yaşıyoruz, huzur vardır muhakkak. Ve önümde uzun yıllar olmasa da düşündüm. Dostum derdi sakin ol, boş verip de gül. Solumda taşıdığım kalbe biraz kırgınım da babama yanlış yapanlara mermi gibi hazırdım. Oysa sustum kardeşlerim vardı diye. Zaten hasret kalmıştık ailecek bir yemeğe. Bizi anımsatan tek bir foto yoktu belki. Bir iki tane video var ve zaten onlar eski. Cebinde 5 kuruş da açlık veren birine döndüm. Dedim sence yetmedi mi, gidelim artık buralardan. Ardında kim kalırsa kalsın toplarım emin ol. Bense ölmek istemiyorum hiçbir işe yaramadan. Arada elini omzuma koymalıydı babam. Bilirim o zaman gözüne baksam durmazdı ağlamam. Erken yaşta ak düşen o saçlarında umut gördüm. Dipte dönmüş ciğerlerine sitemlerini gömmüş. Yani ölmüştü yıllar önce belli. Kurşunlara hedef oldu bitmedi mi mermi. Derdi zaten belli başlı kimselerde kaldı. Umut şafağı rak mıydı yoksa ömür kurak mıydı. Yoksa ömür kurak mıydı.